Merhaba 3. sınıflar dersimize hoş geldiniz. Bugün ki eki ve ki sözcüğünün yazılışını öğreneceğiz. Eğer aitlik anlamı varsa bitişik yazılır. Bağlaç olan ki ise ayrı yazılır. İkisini nasıl ayırt edeceğiz? Bununla ilgili bir ipucumuz var. Size bundan bahsedeceğim. Ki ekinin ya da ki sözcüğün olduğu yere ler getireceğiz. Bakalım anlamlı olacak mı? Anlamlı olursa bitişik yazılır. Anlamsız olursa ayrı yazılır. Seninkiler anlamlı oldu bitişik. Buradaki anlamı aitlik anlamı. Ağlamadıkiler anlamsız oldu. Ayrı yazdık. Buradaki ki bağlaç olan ki. Benimkiler anlamlı bitişik yazdık. Buradaki anlamı aitlik anlamı var yapmadıkiler yapmadıkiler diye bir kelime olmaz. Bu yüzden bu anlamsız oldu. Ne yaptık? Ayrı yazdık. Çünkü buradaki ki bağlaç olan ki. Çantamdaki kalemlik nerede? Buradaki ki doğru mu yazılmış, yanlış mı? Buna bakacağız. Çantamdakiler. Çantamdakiler diye bir kelime olabilir mi? Evet, anlamlı bir kelime. Bu yüzden bitişik yazdık ki ekini. Demek ki burada aitlik anlamı var. İyi ki seni gördüm. İyi kiler diye bir kelime olmaz. Bu yüzden ayrı yazıyoruz. Burada bağlaç olan ki. Evdekiler. Evdekiler diye bir kelime olur. Anlamlı oldu. Bitişik yazdık. O kadar üzgünüm ki görmedim. Üzgünüm kiler diye bir kelime olmaz. Ayrı yazdık. Dersimiz bitti. Görüşürüz.